Evet arkadaşlar, biz sizi şimdi bu iki tane ilaçla Akonit ve Arnika anlatmak istiyoruz. Hülya, lütfen. Evet, Akonit bizim deprem gibi büyük şok ve korku yaşadığımız ve sarsıntılarla giden durumlarda kullandığımız bir remedi. Özellikle çarpıntı, panikleme durumu gibi durumlarda tercih ettiğimiz bir remedi. Evet, ben de esas size bir örnek verebilirsiniz. Hatırlıyorsunuz, biz de esas ismi içinde 2020 30 Ekim çok büyük bir deprem yaşadık ve ben burada 6. kat yaşıyorum ve biz tam öğlen arasında döndük, 5 dakika evde içinde 3 kişiyiz ve 6. kat her tarafında sallandı ve ben tamamen şokun içinde kaldım. Sonra bu deprem bitince başladı kalp çakıntı, kalp çarpıntı, ne yapacağım, ne oldu. Öteki arkadaş ağladı, ne yapacağım, baba ben öleceğim falan, öyle bir şeyler söylediler. Ve ben 2-3 kere o gün Akonit aldım. Onu da size sonra anlatacağız. Biz nasıl alabiliriz bu ilaçla? Ve çok güzel esas bu durumla atlattım ve yan etki ortada çıkmadı. Ben çok rahat o gün, hiç artık korkmadım. Bütün benim ev toparladım. Evet. Şimdi evet, azaldı, korku evet, azaldı. Ve biz onu 2-3 gün o şekilde devam ettik. Ve depremin o anda yarattığı şok ve o şokun sonrasında gelen bedensel etkiler, çarpıntı, korku, titreme vesaire, bunlar azaldı. Evet. Aynı, sen de aynı yaşadın. Evet. Hem de senin kız birlikte de aynı evet, yaşadık. Evet, evet, şimdi Arnika anlatırız. Tamam. Arnika esas dünya çapından çok bilin bir homeopati ilaç. Arnika genellikle biz hem şok, hem ama çok birlikte fiziksel travmalar birlikte yaşıyoruz. Yani siz şimdi bazı insanlar deprem sırasında sadece şok yaşıyorlar. Ama esas bedensel bir olay değil. Bu daha çok Akonit. Ama Arnika her zaman bir fiziksel travmada da var. Değil mi? Evet, Arnika'da eğer fiziksel yaralanmalarımız varsa, işte burkulma, kanama, travma, ezilme, özellikle ezilme gibi durumlarda ki şu anda çokça göreceğimiz durumlar bunlar. Evet. Bunlar da çok hızlı etki eden bir remedimiz. Çok hızlı toparlayan, kanamayı çok hızlı azaltan remedilerimizden. O yüzden bunu da akılda bulundurmak gerekiyor. Evet. Şok artı fiziksel travma. Ben de orada bir örnek veririm. Bizim diğer doktor arkadaş, Doktor Semra Elmacı, o 99 deprem, bu İsmet'in deprem, Yalova'da doktor olarak grev gitti. Daha yeni yeni homeopati öğrendi. Ve Arnika getirdi orada. Orada doktora dediler, ne yaparsınız yapın. Siz aynı şu anda aynı durumdasınız. Ve Semra bana çok çarpıcı bir şey anlattı. Yani bir insan geldi, bütün kol yaran içinde. Semra şey dedi, lütfen git bir şey al, yani bir bant falan. Hemşire gitti, o arada Arnika verdi, bir kere verdi. Hemşire hemen bir iki dakika sonra geldi, kanama durdu. Evet. Yani inanın mucize yaşayabilirsiniz. Lütfen ben size rica ederim. Biz her acıdan yardım etmek istiyoruz. Evet. Biz burada İzmir'e oturuyoruz. Yani sizi düşünüyoruz. Ve hakikaten inanın çok duygulanıyoruz. Herkes sizin yanında. Tabii ki biz dua ediyoruz. Ama siz orada çok bir şekilde çaresizsiniz. Lütfen bana yazın. Instagram, Facebook'tan nasıl istersiniz? Ben size hemen bu iki tane ilaç gönderiyorum. Sizi destekliyorum. Biz evet, yalnız değiliz. Sülya'da var. Evet. Çok insanlar var. Sizi yardım etmek istiyorlar. Size sağlık dilerim. Sabır dilerim. Ve yani ne diyebilirim? İyi günler.